Astacım Bolu'na Eyüp abi Hazard gelirse bizi Disko'ya götür. Şimdi transfere geçelim mi arkadaşlar? Bazıları benim transfer videolarının altına yorum yapıyor. İşte gene transfer konuşuyorsun, daha transfer sezonu yeni bitti bilmem ne. Bakın kardeşim. Bir, ben hep transfer konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın faal bir scout ekibi var. Galatasaray'ın takip ettiği genç yerli yabancı futbolcular var. Bunların bir kısmı bana bilgi olarak geliyor, bir kısmı medyaya düşüyor. Biz bunu hep konuşuyoruz. Ve konuşmaya da devam edeceğim. Ha, dersiniz ki ben transfer videosu görmek istemiyorum. Eyvallah kardeşim, çıkabilirsin abonelikten. Ama biz burada Galatasaray'ın gündemine gelen transferle ilgili Galatasaray'ın çalışma yaptığı oyuncuları konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Medyada transfer haberi varsa, Galatasaray bazı futbolcuları takip ediyorsa biz de bunu konuşacağız. Şimdi başlayalım. Cimbom 3 genci takibi aldı. 3 tane genç futbolcu şu an Galatasaray'a yazılıyor. Scoutların önerdiği isimler olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın Ocak transfer dönemindeki ilk hedefi Milan'ın sol beki Baloture foto maçına haberi. Bunu konuşmuştuk zaten. Baloture, Matias Vina bir isim daha var. Bunlar şu an Galatasaray için sol taraf için düşünülen oyuncular. Galatasaray'ın devre arasında Patrick Van Aanholt ve Seferovic'le yolları ayırma durumu var. Hatta Galatasaray Seferovic'in yerine de genç bir oyuncu bakıyor. Genç yerli bir oyuncu bakıyor. Onu da yine size söyleyelim. Bir tane isim duydum ama daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Onu ayrı bir videoda sizlere çekip aktaracağım. Galatasaray'ın Ocak transfer dönemindeki ilk hedefi Baloture demiş ama bana gelen bilgi Matias Vina olduğu yönünde. Matias Vina'nın ben Galatasaray için sol bek pozisyonunda önde olduğunu düşünüyorum. Matias Rose'u getiren Galatasaray'da scout ekibinin Gustavo Isaksen ve Stipe Buicki gözlem altına alacağı ifade edildi. Yani Gustavo Isaksen ve Stipe Buicki Galatasaray'ın transfer ekibi scout ekibi tarafından takibe alınmış durumda. Isaksen sağ ve sol kanat, Buick ise orta sahanın sol kanadında oynuyor. Gelin bu futbolculara bakalım. Stipe Buick 19 yaşında, Hırvat bir futbolcu, Split takımında oynuyor. Sözleşmesi 2026'da bitiyor ve 4,5 milyon euro bonservis bedeli var. Hücumda gerçekten yaratıcı bir oyuncu. Hoş, Hırvat Ligi çok zor bir lig değil. Açıkçası Hırvat Ligi'ni ben çok böyle sert bir lig olarak görmüyorum. Ama bu arkadaşı birazcık inceledim. İyi istatistikler yapmış, yetenekli bir oyuncuya benziyor sevgili arkadaşlar. 8 maç, 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Orta sahanın solu ve sol forvette oynuyor. Sol açık ve sol forvette oynuyor. 1,84 boyunda sağ ayaklı bir oyuncu. İlerledik. Solin altyapısından çıkıp Hajduk U19 takımından Hajduk Split'e yükselmiş. Totalde de diğer maç Şampiyonlar Ligi elemelerini de devreye soktuğumuzda 12 maç, 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş değerli arkadaşlar. 2 gol, 2 asist. Yetenekli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bir mesaj gördüm. Seyfullah Avcı ne demiş? Ocak transferde ligden ortalama bir Türk sol bek alsak idare eder aslında lig bitene kadar. Valla Galatasaray devre arasında yerli transferi yapacak. Bunlardan biri mesela Kaan Ayhan'dı. Kaan çok kötü oynadı. Hiç beğenmedim Kaan Ayhan'ı. Cengiz Ünder yine Galatasaray'ın listesinde. Çağlar Söyüncü listesinde. Ama bu arkadaşlar iyi sinyaller vermediler maalesef. Geldik ikinci isme. Gustav Isaksen. O da genç bir futbolcu. 21 yaşında. Sağ kanatta oynuyor. Midtjylland takımında Evander'in takım arkadaşı. Şöyle baktığımızda 1,78 boyu var. Esas pozisyonu orta sahanın sağı ama solda da oynayabilen bir isim. Çift ayağı, iki ayağını da kullanabiliyormuş. Şurada baktığımızda totalde bu sezon 16 maça çıkmış. 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuş. Galatasaray eğer
Milot Rashica transferini bitiremezse herhalde böyle genç potansiyelli bir oyuncuya yatırım yapacak. Ama Milot Rashica olursa sağ tarafa, sol tarafa yabancı hamlesi beklemeyelim arkadaşlar. Milot Rashica bence çok çok önemli, değerli bir futbolcu. Norwich'in de ne kadar bonservis isteyeceğini çok merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Koray Günter şu an Galatasaray'ın gündeminde yok sevgili kardeşim. Red Bull'un yerli oyuncu gelmesin, Galatasaray'ımıza yakışmaz. Aynen öyle, katılıyorum sana Eyüp abi demiş. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Ve şu habere bakalım bir de. Galatasaray'da sol bek adayları denmiş. Patrick Van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak adına temaslarda bulunduğu Roma'dan Matias Vina için Ocak ayında yeniden devreye girebileceği belirtilirken, Sarı Kırmızılıların İtalyan ekibinden William Bianda ile ilgilendiği de ifade edildi. William Bianda. Matias Vina, Balotelli, bir de bu çocuk var. Bu çocuk da yazılmış. Ama bu arkadaş stoper pozisyonunda oynuyor. Antalyaspor'da istemiş. Roma'nın 22 yaşındaki Fransız stoperi William Bianda'nın transferi için Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor'un da temaslarda bulunduğu aktarıldı. Roma elden çıkartmak istiyor. 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında almışlar ama şu an bu arkadaş çok süre alabilen bir oyuncu değil. Bunun da çabukluğu var arkadaşlar ama yani Nelson satılırsa bu hamle gelir. Benim anladığım şu: Victor Nelson'un satılma durumuna karşı Galatasaray böyle bir background'a 4-5 tane stoper koyacak sevgili arkadaşlar. William bir anda da bunlardan biri gibi gözüküyor. 22 yaşında, yine genç bir oyuncu. 1,85 boyu var. Sağ stoper esas pozisyonu. Pardon, sol stopermiş. Sol bekte de oynuyor anladığım kadarıyla. Defans, stoper, sol ayaklı. Çok tanıdığım bir oyuncu değil. Yani adını, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha açık olur. Adı Galatasaray'la anıldıktan sonra birazcık scout raporlarına baktım. Çabukluğu ve atletizmi var. Ofansif anlamda da 26 maçta bir gol bir asistlik performans yapmış Lig 2'de. Kiralanıyor çünkü, çok daha hazır bir futbolcu değil. Valla Galatasaray'da denenebilecek, scoutların raporlarına göre denenebilecek isimlerden biri. Bunu da belirtmiş olalım. Ve değerli arkadaşlar, açıkçası böyle medyada çıkan transfer gelişmelerini artı bana gelen transfer duyumlarını da sizlere aktaracağım. Şu an tabii yabancı futbolcuları konuşuyoruz. Yabancı futbolcularla ilgili bilgi paylaşıyorum ama Galatasaray'ın devre arasındaki asıl planı iki tane yerli oyuncu, ama iyi yerli oyuncu. Yani sahaya atabileceğin, özellikle defansta kullanabileceğin iki tane iyi yerli oyuncu takviyesi yapmak istiyor. Bir tanesi Çağlar Söyüncü. Detaylarını daha sonra anlatacağım. Galatasaray Çağlar Söyüncü için ciddi anlamda girişimde bulunup Nelson'u satıp Çağlar Abdülkerim tandemini bir denemek istiyor. Denenebilir. Orada Matias Ross da var. Denenebilir diye de düşünüyorum. Turan Bektemir, yani esas plan devre arasında yerlide. Çünkü yerli rotasyonda problem var. Bektemir, Nelson'u satsak Ocak'ta Çağlar ve Abdülkerim tandemi muhteşem olurdu. Yerli problemi de kalmazdı. Ben de bunu anlattım zaten. Ben de bunu söyledim. Yerli transferde hep aynı isimler üzerinde duruluyor. İkinci Bundesliga ve alt liglerde birçok yetenek var. Tarıyorlar bu arada. İsim bilmiyorum ama tarıyorlar yani. Evet. Bilal Uğur, hayırlı günler diliyorum güzel insanlar demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu pozitif mesajın için. Peki arkadaşlar, programın sonuna geldik. Bu akşam saat 22'de Musa Yıldız'la bir canlı yayınımız olacak. Oraya da hepinizi bekliyorum sevgili arkadaşlar. Çıkmadan birer tane like beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Akşamki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.